Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Video Tarifleri bölümünden kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde farklı bir ikram tarifimiz var. Çiçek poğaçanın tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. Bir paket çabuk maya, yarım su bardağı süt, bir su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir adet yumurta beyazı, bir tatlı kaşığı tuz ve olabildiği kadar un, yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar. İçi için yarım kalıp beyaz peynir, üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve 1 dolu çorba kaşığı çörek otu. Artık çiçek poğaça için gerekli malzemeyi biliyoruz. Hamurunun dinlenmesi gerekiyor. Hemen yoğurmaya başlayalım. 1 adet bütün yumurtamız var içi için. 1 adet de beyazını kullanacağız. Sarısını üzeri için ayırdık. Yarım su bardağı ılık süt. 1 su bardağı su. Ve yarım su bardağı ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. Önce parmak uçlarıyla karıştırıyoruz. Bir paket çabuk mayamız var. Biraz unla karıştırıp ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettik. Şimdi ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar un ekleyerek yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel özleşti. Şimdi üzerine bir streç film kapatacağız. Ilık bir ortama götüreceğiz ve 1 saat bekleteceğiz. Evet, hamurumuz çok sert kabardı. Açalım. Harika. Şimdi elimizi hafif unlayarak şöyle bir havasını alalım. Şimdi hamurumuzdan mandalina kadar parçalar alıp yuvarlayacağız. Şimdi artık şekillendirebiliriz. Biraz unlu zeminde parmak uçlarımızla çay tabağı kadar açıyoruz. Kesinlikle merdane kullanmıyoruz. Ezdiğimiz beyaz peyniri şöyle yüzeyine bırakıyoruz. Poğaça gibi önce topluyoruz. Evet, bu şekilde bastırıyoruz. 4 tane önce kesik atıyoruz, tam ortaya gitmeden. Kesik artı diyelim. Sonra artıların arasına bir kesik daha atıyoruz. Toplam 8 kesik olacak. Evet, şimdi içten dışa doğru kanatlarımızı vuruyoruz. Yani çiçek görüntüsü veriyoruz. Bu şekilde tepsimize yerleştirebiliriz. Poğaçalarımızı şekillendirdikten sonra yumurta sarısına biraz su ilave ettik ve poğaçaların üzerine sürüyoruz.
Şimdi son olarak tam ortalarına çörek otu bırakıyoruz. Çiçek ya, susam olabilir, haşhaş olabilir. Artık ne varsa elde. Artık fırına verebiliriz 190 dereceye. Evet, çiçek poğaçalarımız çok güzel çıktı. Şimdi servis zamanı. Afiyetle, yemek umuduyla. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde farklı bir poğaça tarifi paylaştık. Çiçek poğaçanın yapımını öğrendik. En kısa sürede dostlarınıza ikram etmenizi diliyorum. Hoşça kalın efendim.